Merhabalar, bugün 200 TL'ye hurdacıdan aldığım bu bilgisayar kasasını tekrardan canlandırıp kullanmayı deneyeceğiz. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Bundan önce bu kasayla alakalı zaten bir video çekmiştim ve ne kadar berbat bir halde bana geldiğini göstermiştim. Ön ve arka paneli yoktu ki halen yok. İçinde RAM'i yoktu. Sonra güç kaynağı çıkık haldeydi, yani vidaları takık değildi. Ve biz bu problemlerin hepsini çözmüştük. Ardından çalıştırmayı denedik ve başarılı olmuştuk, çalışmıştı. Ancak bu bilgisayar kasası beni birkaç yönden hayal kırıklığına uğrattı. Bunlardan en büyük arkadaşlar tabii ki de ekran kartımızın, içinden gelen ekran kartımızın VRAM'inin arızalı olması sebebiyle kullanamamamız. Bu benim en büyük hayal kırıklığımdı. İkinci hayal kırıklığı da maalesef içindeki işlemcinin tek çekirdekli Intel Pentium 4 işlemcisi olması. 32 bitlik, 2.8 GHz'de çalışan, tek mantıksal çekirdeği olan bir işlemci. Genel olarak bu bilgisayar beni yani aslında hayal kırıklığına uğratmıştı. Bugün de arkadaşlar bu bilgisayarı tekrardan bakalım modern Linux donatımıyla tekrardan hayata döndürebilecek miyiz? Onu göstermek istiyorum. En azından onu denemek istiyorum sizlerle. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bilgisayarı çalıştırmak için birkaç ekleme çıkarma yapmak zorundaydım. Tabii ki ilk çıkardığım şey ekran kartı oldu. Çünkü VRAM'i arızalı olduğu için bunu kullanamıyoruz. Onun yerine 9800 GT'yi taktım. 9800 GT de aslında bozuktu. Ben ikisini de arkadaşlar fırınlama yöntemiyle tekrardan canlandırmayı denedim ve kanalda videosu zaten var. Bunda başarılı olamadık. Ancak 9800 GT'de başarılı olduk. Canlı yayınlarda hep soruyordunuz. 9800 GT çalışıyor mu? Evet, 9800 GT çalışıyor. Ve arkadaşlar 3 GB'lık RAM taktık. Solda 2 GB, sağda da 1 GB'lık RAM var. Ancak sadece sağ slota koyarsanız RAM'i çalışmıyor bilgisayar. Görüntü vermiyor. O yüzden önce sol slotu doldurmamız gerekiyor. Neden bilmiyorum ama öyle yani. Ve 3 GB'lık RAM'i çalıştırdı, bir sorun yok. Ekstradan taktığım tabii ki bir SSD var arkadaşlar. 1 TB'lık SSD ile çalıştırıyoruz. Güç kaynağımız da arkadaşlar orijinal gelen 300 Watt'lık bir güç kaynağı. Ama arkadaşlar çok fazla bir şey beklememek lazım. Buna ekstradan güç kaynağı gerektiren bir şey yok. PCI Express adaptörü olmayan bir ekran kartı takmamız lazımdı. Ki 9800 GT zaten 75 Watt'la çalıştığı için bir sıkıntı olmadı. Ekstradan ben bir de işlemcinin termal macununu değiştirdim. Ama arkadaşlar sıcaklıklarda çok fazla bir şey değişmedi yani. Önceki videodan küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Hem bu bilgisayarda hem bu bilgisayarda Intel Pentium 4 işlemcisi olduğunu söylemiştim. İkisi de 32 bitlik, onda sıkıntı yok. Ancak bundaki Intel Pentium 4 2.8 GHz'de çalışıyor ve tek çekirdeği var. Bundaki Intel Pentium 4 yine tek çekirdekli ama 3 GHz'de çalışıyor. Artı Hyper Threading var, yani HTS var. Bu ne demek? Bir mantıksal çekirdek değil, iki mantıksal çekirdeği var. Yani bu bir çekirdek 1T, bu bir çekirdek 2T. O yüzden arkadaşlar bu çok daha iyi bir işlemci aslında. Zaten o yüzden çok büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım. Ama şimdi bunu fark edince daha fazla hayal kırıklığına uğradım. Seyir zevkini artırmak için buraya IPS paneli getirdim. Ve size BIOS ile alakalı birkaç problemi göstermek istiyorum. BIOS ve anakartla alakalı aslında. Çünkü anakartın üzerindeki CMOS bataryasını isterseniz full koyun, yine de arkadaşlar BIOS ayarlarını tutmuyor. Bu BIOS'un bataryası ile alakalı değil, chipset ile alakalı ya da chip ile alakalı bir problem var. Ve her seferinde şunları enabled yapmam lazım. USB 2.0 ve USB keyboard'u enabled yapmasak maalesef kullanamıyoruz. Sonra arkadaşlar Advanced BIOS setting'e geldiğimizde buradan arkadaşlar First Boot Device'ı sadece USB HDD yapıp diğerlerini disabled yapmazsak maalesef boot şeyine giremiyoruz yani. Bunu da arkadaşlar şöyle yapacağız ve F10 diyorum, save diyorum, sonra enter diyorum. Şimdi bakalım GRAB'a girebilecek miyiz? Yani bu Linux dağıtımlarından birisini yükleyeceğim ben. Adelaide Linux diye bir şey var, onu yükleyeceğim. Bakalım GRAB'a girecek mi? Sonunda girdi. Allah'ım. Arkadaşlar şu an 5. bu videoyu 5. defa çekmeye çalışıyorum. İlk defa girdi. Ulan var ya, sonunda ya. Sonunda. Sonunda Linux dağıtımı hakkında konuşacağım. Arkadaşlar bir de ben tabii ki 1 GB'lık RAM'i de çıkardım. Onu bahsetmedim. Daha önce videoda bahsettim ama o video olmadı. Tekrardan çekiyorum ben bunu. 1 GB'lık RAM'in yanında 2 GB'lık RAM olunca bu anakartta olmuyor. O yüzden 1 GB'lık çıkardım. Şu an sadece 2 GB'lık RAM var. Neden olmuyor bilmiyorum. Nedenini bilmiyorum arkadaşlar. Lütfen bana nedenini sormayın. Bilmiyorum. Şimdi Linux dağıtımından biraz bahsetmek istiyorum. Bu Linux dağıtımı arkadaşlar Adelaide Linux diye geçiyor. Ve en eski bilgisayarlara bakın, PowerPC dahil en eski bilgisayarlara kadar destek sunan modern bir Linux dağıtımı. Ve ben bunu bugün denemek istedim. Çünkü 32 bitlik bir işlemcimiz var. 2 GB'lık RAM'imiz var. Bakalım nasıl çalışacak. Çünkü dediğim gibi eski bilgisayarlarda modern Linux dağıtımlarını denemek için yapılmış bir sistem. Ve bağımsız arkadaşlar. Debian, Arch ya da Fedora tabanlı değil. Kendisi nevi şahsına münhasır. Aynı Pardos'un 2011'den önceki sürümleri gibi. Ya da PC Linux'un şu anki sürümü gibi. Kendisi her şeyini yapmış arkadaşlar. Package Manager'ı ayrı. İşte başlangıcı yani sistem D'si ayrı. Hepsi ayrı ayrı yapmış. Bakalım sizlerle beraber bu Adelaide Linux bu bilgisayarı, 2 GB'lık RAM'li ve tek çekirdekli bilgisayarı güzel bir şekilde kullanmamıza yardımcı olacak mı?
dedim ve şu an açılmaya başladı. Evet, Adelive Live Login diyor. Gördüğünüz gibi Mountain Network File Systems. Şu an giriyor gibi. Welcome to Adelaide Linux. Bu arada Adelaide Gentoo gibi bir penguenin ismiymiş. O yüzden ismi Adelaide. Bu arada faremiz de geldi. Bakalım faremiz çalışıyor mu? Evet, faremiz de çalışıyor. Ve şeyde çözünürlük de normal gözüküyor. Çünkü 1080p ekran olduğu için çözünürlüğü normal. XFCE masaüstü ortamı güzel bir şekilde açıldı. Çok güzel. Şu an arkadaşlar bu Live CD. Bakalım her şey çalışıyor mu? Her şey dedim tabii ki. Ben buna hoparlör falan da bağlamadım ama bakalım ses falan çalışıyor mu? Muhtemelen çoğu şeyi kurmamız gerekecek. Çünkü bu 600 MB'lık falan bir ISO. Çok küçük bir ISO arkadaşlar. Ve bunun package manager'ı falan çok farklı. Gördüğünüz gibi Adelaide Live diyor. Bakalım buradan TOP yazalım. Bir şey çıkacak mı? 19.8 MB diyor. 2 GB'lık RAM'in 19.8 GB'si mi kullanıyormuş? Bilemedim. Şu an arkadaşlar bir çekirdekli bir bilgisayara göre inanılmaz hızlı çalışıyor. Neyse, önce bunu bir kuralım. A few moments later. Kurmak için arkadaşlar System'dan System Installation'a geliyormuşuz. Onu bayağı bulamadım ya, bayağı uğraştım. Buradan Welcome to Adelaide Linux diyor. Burada 15-30 dakika falan süreceği söyleniyor. Buradan istersek partition falan yapabiliyoruz. Ama ben zaten direkt olarak TR'yi ayarlayacağım. Continue diyorum. Firmware. Sesten dijitali seçiyorum. İnterneti bağlamamız gerekiyormuş ya. Bir dakika, interneti bağlayayım ben buna. Buradan KDE Plasma mı, LXQT mi, Mate mi, XFCE mi diyor. Ben tabii ki arkadaşlar XFCE'yi seçeceğim. İstersek KDE Plasma'yı da seçebiliyoruz. Ve install the bootloader tabii ki. Continue. 15-20 dakika sonra görüşürüz. Adelaide Linux bilgisayarımızda sorunsuz bir şekilde kuruldu. Ve arkadaşlar toplamda 20 dakika falan sürdü kurulması. Gerçekten çok hızlı bir şekilde kuruldu. Ve açılış süresi de yaklaşık 1 dakika falan. Bayağı hızlı bir şekilde açılıyor. Şimdi giriş ekranına geldik ve sizlerle beraber açmak istiyorum. Hazır açarken de şunu söylemek istiyorum ki Linux Mint ve Zorin OS bunun yanında halt etmiş. Çünkü arkadaşlar inanılmaz derecede hızlı çalışıyor. Gördüğünüz gibi 20 yıllık bilgisayarda bile inanılmaz derecede hızlı çalışıyor. Ve ben giriş ekranına girdiğimde bu KDE Plasma yazısını görünce inanılmaz derecede şaşırdım. Hemen konuyu atladım biliyorum. Sonradan fark ettim ki KDE Plasma ve XFCE'yi aynı anda kurmuş. Ben böyle bir şey istememiştim Adelaide Linux'ten. Ama arkadaşlar bonus olarak kurmuş. Zaten 1 terabaytlık hafızamız var. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Böylece KDE Plasma'yı 20 yıllık bilgisayarda da çalıştığını size göstermiş olacağım. Ama ben genel olarak XFCE'den bahsedeceğim tabii ki bu bilgisayarda. Gördüğünüz gibi karşımızda Adelaide Linux. DuarCAD arkadaşlar düşük çözünürlükte. Neyse onun bir önemi yok. Gördüğünüz gibi bilgisayarımızda Adelaide Linux çalışıyor KDE Plasma altında. Ve hiçbir sıkıntısı yok. Gayet hızlı bu arada. Ben birkaç tane paket kurdum. Zaten onlardan da bahsedeceğim. Bir de genel özelliklerine bir bakalım. Adelaide'in 1.0 beta 5 diyor. Aynı Haiku gibi. KDE Plasma'nın 5.24'ünü kullanıyormuş. X11'da. Ve gördüğünüz gibi 2 GB'lık RAM'imizi Intel Pentium 4 2.8 GHz. Ve şu an Nvidia'nın sürücüleri kurulu değil. O yüzden NV92 diye gösteriyor. Ama bu kadarlık yeter. Şimdi arkadaşlar biz neye gideceğiz? Tabii ki de ben XFCE'ye gitmek istiyorum. Gayet hızlı çalışıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Logout diyelim. Ve direkt XFCE sürümüne girebiliriz. Ben ona dikkat etmemiştim. Hiç fark etmemiştim. Şu sol üst köşeden XFCE'ye tıklamamız gerekiyor. Ondan sonra giriş yapmamız lazım. Adelaide Linux genel olarak benim hoşuma gitti arkadaşlar. Ya yalan söylemeyeceğim. Vallahi güzel bir işletim sistemi ve dağıtım. Ve bunun arkadaşlar temel aldığı bir şey yok. Daha önce de söylemiştim. Arch Linux ya da Fedora, Ubuntu ya da Debian gibi bir şeye bağlı değil. Paket yöneticisi kendisinin. Kendisinin dedim daha doğrusu Alpine Linux'ünkini kullanıyor. Aynı PC paket yöneticisi de şeyden alma gibi yani. Bu Pardus'tan alınma gibi düşünebilirsiniz. Bu arada bu niye terminal açtı? Oo, önceden açtığım şeyleri direkt burada açıyor. İlginç. Öncekini hatırlıyor arkadaşlar. Önceki oturumu hatırlıyor. Çünkü ben bunları daha önce açmıştım. Bu arada kapatma konusunda bayağı sıkıntılar yaşıyoruz. Close tab diyorum. Gördüğünüz gibi kapattık ve bunu açtı şu an. Bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Ha, paket yöneticisinden bahsediyordum. Oradan devam edeyim. Pardus gibi demiştim. Paket yöneticisinde her şey var. Bayağı uygulamalar var ama biraz eski. Çünkü zaten bu Adelaide Linux eski bilgisayarlarda kullanılmak için tasarlanmış bir dağıtım. Olduğu için en son teknoloji ve en son paketler yok. Tabii bunu göze almanız lazım. Ben bunu 20 yıllık bilgisayarda çalıştırıyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi bunun paket yöneticisi PKG diye geçiyor. PKG ya da APK miydi? APK diye geçiyor arkadaşlar. Ama siz buraya APK'yı yazarsanız diyor ki Command Not Found. Bunun çalışması için öncelikle yönetici olarak girmemiz gerekiyor. Şifre de bayağı uzun. Gördüğünüz gibi yönetici olarak girdiğimizde yine APK yazalım. Bakın bu sefer çıkıyor ortaya. Yani yönetici olarak girmeyince olmuyor. Bu arada tabii ki bir zorunlu NeoFetch yapalım ama bunda NeoFetch yoktu. FastFetch vardı. O yüzden ben de FastFetch'i açmak istiyorum sizlere. Adelaide Linux gördüğünüz gibi Endless Summer. Sonsuz yaz. 1.0.
Daha demin zaten bunları gösterdim. XFCE 4.18'de çalışıyor. Şu an 428 MB RAM kullanıyor. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ama swap yapmamışız. Neyse onun önemi yok. Zaten o kadar kullanmıyor. Gördüğünüz gibi gayet hızlı çalışıyor bu arada. Çok atik. Ben her şeyiyle çok beğeniyorum. Mesela Open Folder diyelim. Hızlıca Tuner'ı açıyor. Tuner bu XFCE'nin Explorer'ı. Bilmiyorum ya, bence gayet güzel gözüküyor zaten. Hani çok kötü değil. Eski bilgisayarlarda çalışması için gayet iyi. Paket yöneticisinin bir mağazası yok. Yani bu GUI, aynı Pardus mağazası ya da bu GNOME mağazası gibi bir mağazası yok arkadaşlar. O yüzden internet üzerinden bakmamız gerekiyor. İnternet dediğimde zaten Mozilla Firefox'u yüklememiz gerekiyor. Ben Mozilla Firefox'u buna sonradan yükledim. Yani bu kurulu olarak gelmiyordu. O yüzden orada bazı sıkıntıları var. İkinci sıkıntısı, bu kurulu olarak gelmemesinin dışında bir tane daha sıkıntısı var. O da arkadaşlar ses sıkıntısıydı. Sesi orijinalinde yüklü gelmiyor. Buna arkadaşlar ne yapmanız lazım? Pulse yazdığımızda bize şeyi gösteriyor. Hangi ses dosyalarının olduğunu gösteriyor. Buradan arkadaşlar Pulse Audio'yu gördüğünüz gibi buradan seçip yükleyebiliyoruz. Mesela şunu seçtik. Şuradan itibaren seçiyoruz. Ctrl C yani kopyala diyoruz. Kopyala. Yapıştır diyoruz. Ctrl Shift V ya da yapıştır deyince buradan yüklüyor arkadaşlar. Kontrol yaptığınızda diyor ki yükle diyor. Ama burada niye olmadı? Niye yüklemedi? Şöyle mi yapmamız lazım? Direkt Pulse Audio mu yazmamız lazım? Aynen. Pulse Audio zaten yüklendiği için onu yüklemiyor arkadaşlar. İstediğimiz uygulamaları buradan yükleyebiliyoruz. Ama bir de hangi uygulamaların olup olmadığını öğrenmemiz için de ben Adelaide Linux'e girmek istiyorum sizlerle beraber. Bunun kendi sitesi var. Bakın şu an internete nasıl girdiğinde onu da göstermiş oluyorum böylece. Gayet hızlı. Yani bakın tek çekirdekli bir bilgisayar. Yanlış duymadınız. Bakın tek çekirdekli. Tekrar tekrar söylüyorum ki farklı bir beklentiye girmeyin diye söylüyorum arkadaşlar. Şimdi buradan software'dan Available Package'e girdiğimizde buradan hangi dosyaları indirebiliyoruz. Hangi uygulamalar var onları gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Mesela ben buraya daha demin NeoFetch yazmıştım ya. Fetch'i yazdım. Hangisi var diye baktım. İki tane Fetch vardı. Fast Fetch bir de High Fetch vardı. Ben Fast Fetch'i indirdim. Ya da ne bileyim burada Minecraft'ın bir çakması olan Classic Cube yazmıştım. Cube yazdım. Ama Classic Cube burada yok. Gördüğünüz gibi. Başka bir oyundan bahsediyor. K-Jumping Cube diyor. Mesela bunu indirebiliriz. Hazır gelmişken bunu indirelim. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi İndir, ha zaten inmiş. Zaten varmış. Tamam. Bir dakika, zaten varmış arkadaşlar. K-Jumping Cube zaten varmış. Zaten yüklüymüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da böyle bir oyun herhalde. Böyle gördüğünüz gibi zarlarla oynanan bir oyun. Gördüğünüz gibi çok hızlı çalışıyor. Yani benim çok hoşuma gitti. Bu arada biraz Adelaide Linux'un kendisinden bahsedeyim. About'a girdiğimizde The Adelaide Way diyor. Onu göstermek istiyorum. Bu diyor ki her şeyi bizim yolumuzda yapabilirsiniz. Çok eski bilgisayarlarda çalışan bir Linux dağıtımıyız ve biz bağımsız diyor ve POSIX sertifikasyonu almak için çalışıyoruz diyor. POSIX sertifikasyonunun ne olduğuna biraz baktım. Bu arkadaşlar Portable Operating System bir şey. Yani bu her yerde çalışabilir işletim sistemi anlamına geliyor galiba. Öyle bir anlamı var. Sonra Downloads kısmına geldiğimizde Adelaide Linux'un bakın gayet hızlı çalışıyor. Buradan hem ARM için var. Gördüğünüz gibi ARM için PowerPC. PowerPC 64 bitlik PowerPC, x86 yani 32 bitlik ve x86 64 64 bitlik sistemlere yükleyebiliyoruz. Mesela onu seçtik. Buradan istersek server, desktop, ben desktop'u seçtim. Buradan da gördüğünüz gibi KDE, LXQT, MATV, XFCE. Ben buradan XFCE'yi seçmiştim. Sonra download dediğimizde tak diye indiriyor. Genel olarak güzel bir işletim sistemi olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, bence güzel. Bayağı da iyi çalıştırdı. 20 yıllık bilgisayara çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Ve bir sürü uygulama var. Bakın KDE'nin Live. KDE Plasma'nın uygulamalarını da indirmiş. Bakın çalıştıracak mı? Bence çalıştırır ya. Niye çalıştırmasın? Her şeyi çalıştırıyor abi. Bunu gördüğünüz gibi çalıştırdı. Missing packages diyor. He. Okey diyorum. Sanırım bazı uygulamaları yüklememiz lazım. Ben buna... aha açtı lan. Vallahi çok hızlı açılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. KDE'nin Live'ı bile açtı ya. Bir tane de oyun açalım. Ben bunda YouTube'a girmeyi denemeyeceğim. Çünkü o kadar da uzun boylu değil arkadaşlar. Hangisini açalım? Kolf. Kolf neymiş? Bunların hepsi KDE Plasma'nın oyunları herhalde. Evet, bilmediğim oyunlar arkadaşlar. Yani bir sürü KDE Plasma'nın kendi oyunları var, küçük küçük. Onları oynayabiliyoruz. Bir tane büyük oyun var mı ya? Büyük oyun. Mesela Kubrick. Bu ne? Kubrick. 3 boyutlu oyunları da açıyor. Oh my god. Ben bunu nasıl yapayım? Yapamam. Yani 20 yıllık bilgisayarımızı canlandırmak istiyorsak Adelaide Linux gerçekten çok iyi bir seçenek. Nvidia'nın arkadaşlar böyle bir firmware varmış. Bakalım onu yüklemeyi deneyeceğim. Olacak mı merak ediyorum. Aa olmadı. Niye olmadı? Yine sanırım şunu silmemiz gerekiyor herhalde. Bakalım şimdi olacak mı? Yine olmadı. Ya ben bunu anlamıyorum ya. Linux firmware Nvidia mı yazmamız lazım? Ne yazmamız lazım? Bazen anlamıyorum. Nasıl yükleyeceğimizi anlamıyorum yani. Aa yüklüymüş. O da yüklü. Sanırım Nvidia driverlarını yükleyemiyoruz buna. Herhalde. Genel olarak Adelaide Linux ile alakalı diyeceklerim böyleydi. Bence gayet iyi bir işletim sistemi oldu. 20 yıllık bilgisayarımızı gerçekten daha iyi bir şekilde kullanabiliyoruz. Yalan yok. Bence iyi oldu.
Ama Nvidia driver'larını kuramadık. Yani onu da tabii manuel olarak kurmamız gerekiyor. Kurabilir miyiz? Evet kurabiliriz ama ben uğraşmak istemedim. Çünkü zaten yani kursak ne yapacağız ki? Öyle bir şey var. Gördüğünüz gibi web sitelerine giriyor. Hızlı bir şekilde açılıyor. Çok iyi bir şekilde kullandığımızı söyleyemem. Ama yani işimize göre 20 yıllık bir bilgisayarda tek çekirdek bir bilgisayarı en azından kullanılabilir yapıyor. Ne işimize yarayacak bilmiyorum ama en azından böyle bir seçeneğimizin olduğunun da göstergesi olarak bu işletim sistemi var. Adelaide Linux aklınızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Umarım geliştirilmeye devam eder. Umarım daha da geliştirilir ve daha iyi bir yerlere gelip daha iyi bir sonuçlar elde edebiliriz. Biraz daha paket yöneticisi gelişirse ve bu mağaza gibi bir uygulaması da olursa çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama şimdilik bu bilgisayarda işe yaradı diyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.